9. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı'na hoş geldiniz. Manas Üniversitesi artık sadece Kırgızistan Üniversitesi olmaktan çıkmış veya Kırgız Türk Üniversitesi olmaktan da çıkmış. Türk dünyasına hitap eden bir konuma gelmiş. Yollar açık olsun. Başarılar diliyorum, kutluyorum. Tohum çizgi, gazeteyiz, Moskosu. Eurazya ekonomikaları, çarpı atı oyunca halat, bürok her bir konferansya, oşol ekonomikalı bilimlerden bazı tarmağın kanıtıgan bir temaga çürgüzülü bundan giyit. Aslında buradan bahsedip, burada kadınlar da burada verişiz diye düşünüyorum. Kırgızistan'ın ekonomikasının özü tüzgün. Bugün Kırgız ekonomikasının özü tüzgün. Ay çapası yılına 3% ötüş veri otat. Yaşlarsız bir konferansiyanın ötüsü manisiz olup kalan. Sebebi yaşlar uçunday ilimi ve cihinlerle katışıp en canlı, en kızıkçılık yaratkan oy fikirler, talaş tartışmalarının göğüs bulundu. Bolboy. Degen oy veren birinci... Biliyorsunuz, bizim zaten enerjimiz sınırlı, gücümüz sınırlı. Bunu her tarafa yayarsak hiçbir yerde etki oluşturamıyoruz. O kaybolup gidiyor. Halbuki konsantre olursak, odaklaşabilirsek oradan ses getirebiliriz. Şimdi bizim bölgemizde ekonomi açısından baktığımız zaman bizim fırsatlarımız neler? Bunlar üzerinde iyi bir şekilde yoğunlaşmamız gerekiyor. Sonra tehditler ne bizim için? Onu da görebilmemiz lazım. Bu konferansla bize bu noktada ışık tutması gerekiyor. Çıkarmışlar, hazırlamışlar. Türk dünyası olunca kendine yeni bir geçiş yolu arıyor. Bu da Myanmar bölgesi. Oradan geçerken de Müslümanlarla karşılaşıyor. Bir din tarafından yapıyor Budizm. Bu ne? Devam edelim. İkinci önemli birisi doğal kaynakları Çin'e nakledilmesi. Bir soru sorarak konuşmamı konuşlandırmamıştır.